Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gelin pastası tarifi vereceğim. Öncelikle kekini yapmaya başlıyorum. İlk önce pandispanya ya da keki diyebiliriz, fark etmez ama pandispanya yapar gibi yapacağız. Hemen öncelikle 6 adet yumurta sarısını karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Bu tarifte kullanacağım bardak ölçüm 250 milimlik. 1 su bardağı toz şeker. Şeker ve yumurtayı ortalama 2 dakika çırpacağım. Evet, yeterli. Hemen yarım çay bardağı ılık su, yani ılıktan biraz daha sıcak da diyebilirim. Onu da çırpıyorum. Unumu ve nişastayı eliye eliye ekleyeceğim. Siz de öyle yapın. 1 su bardağı un, 1 çay bardağı nişasta, 1 paket kabartma tozu. Önce biraz yedireyim un uçuşmaması için. Bir 10-15 saniye yeterli. En düşük devirde. Yeterli. Bu aşamadan sonra artık mikseri kullanmıyorum. Hemen beyazını çırpacağım. 6 adet yumurta beyazı. Şöyle tatlı kaşığının sadece ucuyla tuz ekliyorum. Temiz olduğundan kavunun emin olun lütfen. Beyaz kar gibi olana kadar çırpacağım. Önce düşük devirde sonra yükselteceğim. Evet, yeterli. Gördüğünüz gibi düşmüyor. Bu şekilde kıvam alana kadar çırpabilirsiniz. Diğer bir spatulayla, temiz bir spatulayla 3-4 aşamada içerisine ekleyeceğim. Spatulayla havasını indirmeden aynı yöne doğru çırpacağım. Evet, havasını söndürmeden gördüğünüz gibi alması gereken kıvam bu. Çok hızlı hızlı değil, yavaş yavaş. Bu 5 dakikada sürebilir. Biraz sabretmek gerekiyor bu aşamada. Çünkü yumuşak ve güzel kabarması için bu aşamayı dikkatlice yapın lütfen. Yeterli. Yumurta beyazlarını da iyice yediğinden emin olun. Hemen kabımı alıyorum. Bende böyle kelepçeli bir kalıp var ama eğer isterseniz ya da kalıbınız yoksa dikdörtgen borcamlar var, biliyorsunuz herkesin, birçok kişinin evinde olan borcamlardan. Onlarda da yapabilirsiniz. Ben yokken onlarla yapıyordum. O da aynı işlemi görüyor. Hiçbir sıkıntı yok. Hemen boşaltıyorum. Bu arada fırınımı da 160 dereceye ayarladım. Yavaş yavaş pişireceğim. Ortalama benim fırın ayarımda 1 saat sürecek pişme aşaması. Siz de kendi fırın ayarınıza göre yavaş yavaş dikkatlice pişirin. Birkaç kere tezgahın üzerine vurarak gördüğünüz gibi hemen fırınıma gönderiyorum. Pandispanya pişerken hemen üzerinin muhallebisini hazırlıyorum. 1 litre sütü içerisine ekliyorum tenceremin. 1 su bardağı toz şeker. Ocağımın altını yakmıyorum bu esnada. 4 yemek kaşığı dolusu un. 1 yemek kaşığı dolusu nişasta. Ve 1 adet yumurta sarısı. Biraz şöyle karıştırayım. İyice unu süte yedirdikten sonra altını yakacağım. Evet, artık altını yakabilirim. Orta ateşte koyulaşana kadar pişiriyorum. Bu esnada karıştırmayı bırakmıyoruz.
Kaynayıp altını kapatana kadar karıştırmayı bırakmayın. Kaynama aşamasında sürekli karıştırın. Yoksa dibine tutar ve topaklanır. İyice soğuması gerekiyor. Çünkü üzerine döktükten sonra bir katta krem şanti gelecek. Krem şantinin erimemesi için muhallebinin soğuk olması gerekiyor. O arada da hemen pande pişti. Birazcık üzerleri şöyle gördüğünüz gibi yanmış gibi duruyor olabilir ama sıkıntı değil. Eğer ki sizin de fırın ayarınız daha üzeri fazla pişiriyorsa benimki gibi. Benimki birazcık bazen üzerini böyle yakabiliyor. Yağlı kağıt koyabilirsiniz üzerine. O şekilde de pişirebilirsiniz. Hemen şöyle kenarlarını bir bıçakla açıyorum. Önce alttan kağıdımı kurtarıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Yumuşacık. Hemen geri kalıbımın içerisine alıyorum. Şöyle. Evet, keki iyice soğuttum. Şimdi artık üzerine bir bardak soğuk süt döküyorum. Her yerine gelecek şekilde. Hemen kenara alıyorum. Sütünü çekerken ben muhallebiyi iyice soğuttum. Gördüğünüz gibi. Hemen mikserle bir kere çırpıyorum. Kısa devirde birkaç saniye şöyle. Yeterli. Çok fazla değil. Kendini toparlaması amaçlı. Gördüğünüz gibi olması gereken kıvam bu. Ben bir pakette krem şantiyi arkasındaki ölçülere göre çırptım. Dolaba koydum daha öncesinde. Siz de öyle şekilde hazırlayabilirsiniz. Hemen kekimi alıyorum. Muhallebiyi kekin üzerine boşaltıyorum. Hemen ardından üzerine krem şantiyi. Hemen bir peçeteyle şöyle kenarlarını temizliyorum. En üstüne de Hindistan cevizi serpiştiriyorum. Tamamen göz kararı. Ekleyebilirsiniz ama bolca ekleyin. Hemen hemen bir çay bardağından fazla gider diye düşünüyorum. Evet, gelin pastam hazır. Şimdi bir gece dolapta beklettikten sonra kesip son halini göstereceğim. Evet, gelin pastasını ortalama bir gecedir bozukta bekletiyordum. Hemen kalıbımı açacağım ama öncelikle kenarlarından şöyle biraz açmam gerekiyor. Yumuşaklığını size göstermek için. Kekinin ne kadar yumuşak olduğunu görmeniz gerekiyor. Gerçekten çok güzel oldu. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.